garip işler oluyor maalesef ülkemizde. Karşımızda aynı merkezden yönetilen farklı örgütler var diyor. Üst akıldan iktidar mensupları, başbakan, bakanlar, kulaklar, cumhurbaşkanı. Fakat bakıyoruz, açılımı kimle yapmışsınız? Aynı merkezden yönetilen örgütlerden PKK ile yapmışsınız. EİT donatı kime yapmışsınız? IŞİD de yapmışsınız. FETÖ'ye da ne istedilerse verdik, biz çıkartmıyoruz. Bu sevgili Osman, bu zaten ortada olan bir şey. Ne istedilerse verdik diye de FETÖ terör örgütü. Yani kimle işbirliği yaptıysa iktidar, bunlar terör örgütü olarak bugün aynı merkezden yönetiliyor diye kendi kusurlarını gizlemeye dönük bir aygıt haline gelmiş. Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili, biz IŞİD'e EİT donat yapmadık. Biz oradaki ılımlı bir grup muhalife, koalisyon güçleriyle ortak olarak EİT donat yaptık diyor ama ben 79 milyon Türk vatandaşının yaşadığı Anadolu coğrafyasından Suriye'ye baktığımda bizim için El Nusra'da, ÖSO'da, IŞİD'de hepsi aynı mantık çerçevesinde hareket eden örgütler olarak görünüyor. Kaldı ki iktidar mensupları bugün IŞİD'i terör örgütü olarak nitelendiriyorlar ama bundan 3 yıl önce Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu, dönemin başbakanı, IŞİD'i öfkeli Sünni gençler olarak nitelendirmişti. Yani bugün IŞİD'lileri böyle bir açıklaması oldu. Yani buradan bakıldığında bugün ülkemizde terörün kaynağı olarak, terörün en önemli kaynaklarından birisi olarak gösterilen Suriye'deki iç savaşın da sonuçlarından birisi olan IŞİD terör örgütü, El Nusra'da, ÖSO'da, ne kadar orada El-Kaide bağlantılı da örgütlerde varsa hepsi bizim için IŞİD'dir. Hepsi Türkiye'deki 79 milyon insanımızın Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü, Çerkezi hepsinin düşmanıdır. Biz böyle görüyoruz. Değerli arkadaşlar, yine garip şeyler oluyor dedik. İktidar kendisini devirmeye yönelik olduğunu söyledikleri bir kalkışmanın sebeplerini, bu kalkışmayı yapanları araştırmak istemez mi? İster, normalde istemesi de gerekir. Yoksa bu kadar insan niye boşuna mı şehit oldu? Ama istemiyor. İstese bugün biliyorsunuz bununla ilgili kurulan komisyon son toplantısını yaptı. İstese bu darbe girişiminin en etkili adamları, yani darbeyi önleyen diye söyleyebileceğimiz Genelkurmay Başkanı'yla MİT Müsteşarı'nı dinlemiyor. Değerli arkadaşlarım, bu anayasa değişikliğiyle kurulmak istenen yeni Türkiye rejimi totaliter bir rejimdir. Mahkemelerin, ordunun, polisin, sendikaların, meslek örgütlerin, üniversitelerin, TÜBİTAK'ın tek merkeze bağlanacağı, baktığında gözlerinden ne dediğini anlayacağı tek adama bağlanan bir rejimdir. Devletin ve toplumun bütün kurumlarına bir partinin, özellikle de bugün için konuşursak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üniforması giydirmeye çalışıyor. Demokrasi bunun neresinde? Biz şunun sözünü veriyoruz burada 79 milyon insanımızın huzurunda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sağduyulu milletvekillerinin huzurunda. Biz buna izin vermeyeceğiz değerli arkadaşlar. Bu tek parti, tek adam yönetimine dayalı bu rejimin ülkemizin geleceği, 79 milyon insanımızın ve gençlerimizin geleceği açısından doğru olmadığını söylüyoruz.